hemen misafirimize hoş geldiniz demek istiyoruz. İki haftayı geride bıraktık. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bugün önemli, merak ettiğimiz, acaba bu da bende var mı diyebileceğimiz konulardan birini seçtik. Dedik ki kişilik bozukluğu. Evet. Kişilik bozukluğu öncelikle nedir? Bunun tanımıyla başlayacağız. Türlerine bakacağız. A grubu, B grubu, C grubu, bunun için o kadar çok konu başlıkları var ki her birine değineceğiz. Acaba şöyle dikkatlice dinlersek belki, bilmiyorum, farkında olmadan yaptığımız, belki bizde de bulunan türlerinden bir tanesi belki karşımıza çıkmış olacak. İnşallah olmasın da. Evet. Değil evet, mi? Evet. Buyurun efendim. Şimdi kişilik bozukluğu tabii çok önemli bir konu. Evet. Etrafımızda çokça da söylenen kişiler tarafından, insanlar tarafından, ya bunun işte kişiliği mi bozuk hani tarzında ağzımıza sakız ettiğimiz terimlerden bir tanesi, ama gerçekten sakız olacak kadar basit bir konu değil kesinlikle. Onun için önemli bir konu hakikaten. İnşallah bugün bu programdan sonra soru işaretleri varsa kişilerde gerekli uzmanlara giderler diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi kişilik bozukluğu nedir sorusundan önce belki kişilik nedir? Önce buna bakmak gerekebilir. Kişilik dediğimiz şey karakter, mizaç ve huy. Mizaç, huy ve beceri dediğimiz üç komponentten oluşuyor. Nedir karakter? Karakter dediğimiz şey çevreyle beraber şekillenen, sosyokültürel çevreyle şekillendirdiğimiz davranış biçimleri diyebiliriz. Mizaç, huy dediğimiz şey de genetik olarak, yani doğuştan getirdiğimiz özelliklerimiz. Gene yeteneklerimizde becerilerimiz ve zekamızı kullanabileceğimiz becerilerimizdir aslında. Herkes de tabii bunun derecesi farklıdır. Tabii ki. Dolayısıyla kişilik bu üç komponentten oluşur. Bu üç komponentin içeriğin sağlıklı olduğu kişilere biz sağlıklı bireyler deriz. Herhangi bir bozukluğu olmayan bireyler deriz. Ama bunlardan bir tanesine dahi problem olmuş olsa, yani mesela ne gibi, bir kişiye kişilik bozukluğu vardır tanısını koymak çok zordur, ama genel olarak şöyle söyleriz biz, yani dürtü kontrol bozukluğu varsa kişide, yani dürtüsel davranırsa, normal rutin hayatın içerisinde sürekli böyle dürtüsel davranışları varsa, esneklik gösteremiyor ise, mesela bir davranış kalıbında gayet sert ve netse, hani esnemesi gereken yerlerde esneyemiyorsa, insanlar arasındaki ilişkiler ya da olayları algılama şeklinde gene buralarda da bir esneklik yoksa, ilişkilerinde sürekli iniş çıkış varsa, yani bir anormallik varsa, bunu üç aşağı beş yukarı zaten sezilebilir, sezebilirsiniz. Ama hangi tür kişilik bozukluğuna girer, gerçekten ciddi bir kişilik bozukluğu mudur? Bunları tabii ki hekimler karar verir. Bunlar varsa biz bu kişilere kişilik bozukluğu soru işaretini koyarız. Ve etrafımızda da aslında çokça görebiliriz. İrili ufaklı. Bunları sizin anlattıklarınızla biz artık yavaş yavaş ortaya çıkarmış ve çözmüş olacağız. Evet, 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 kesinlikle. Şimdi ben buraya tahtaya da yazdım, eğer ekrana verebilirlerse. Tahtamız var, evet. Oradan görüntü de gelsin sevgili yönetmenimize rica edelim. Şimdi tahtamızda aslında çok fazla bilgi var. Evet, bir kısmı. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Kişilik bozukluğunun nedenleri arasında yani net bir nedeni bilinememekle beraber tetikleyicileri var ve bunu geliştirici, yani onu destekleyici şeyler var aslında hayatımızda. Nelerdir bunlar? Yani her zaman bahsettiğimiz çocukluk dönemi var ya Simge Hanım. Çocukluk dönemi, çocukluk dönemi. Şu çocukluk dönemine girsek çıkamıyoruz. Evet. Her zaman da karşımıza çıkıyor. Özellikle böyle yaşadığımız kişisel problemlerde, evet, psikolojik problemlerde hep karşımıza çıkıyor. Diyoruz ki temele inmek gerekiyor. O temel dediğimiz dönemde çocukluk, evet, dönemi oluyor tabii çok ki. Çok önemli gerçekten. Yani hani her zaman bahsettiğimiz bizim sıfırla başladığımız o dönem, çocukluk döneminde, evet, bembeyaz bir tahtamız var. Ve bu tahta bizim etrafımızdaki insanların bize gösterdiği davranış ve düşünce ve duygusal durumlarla şekilleniyor. Yani benim kendimi değerli ya da değersiz hissetmem, benim bu dünyadaki varoluşumla alakalı kafamdaki o bilincim ya da diğer birçok şey, benim etrafımdaki insanların bana yüklediği olaylar karşısında bana hissettirdiği şeylerle çok şekilleniyor. Çok şimdi doğru. Yani bunun tabii ki genetik bir aktarımı da var. Yani eğer ailede bir kişilik bozukluğu durumu varsa geçmişinde, ailesinde, evet, bu kişide de olabilir. Bu bir, bu olabilir. Peki. İkincisi, beyinle alakalı hormonal bir sıkıntı var ise, bu da tetikleyici bir şey olabilir.
Gene az önce bahsettiğim çocukluk travmaları dediğimiz, eğer cinsel taciz, tecavüz veya fiziksel dediğimiz şiddet olayı varsa çok fazla. Mesela ne bileyim, hani şu bizim maalesef kızını dövmeyen dizini döven döver atasözünü ben çok sevmiyorum. Hani buradan aslında dövmeyle alakalı bize hani olumsuz bir bilgi geçişi olmuş o taraftan, ama bu benim çok hoşlanmadığım bir atasözü. Yani bu hani çocuklara şiddet illa hani psikolojik değil, fizyolojik olarak da şiddet. İkisi de gerçekten aynı oranda çok sıkıntılı. Bu böyle bir çocukluk dönemi geçirdiyse kişi, gene kişilik bozukluğu çokça tetiklenebiliyor. Dolayısıyla bu ve benzeri sebeplerden kişilik bozuklukları ileride yetişkinlik döneminde çok fazla tetiklenebiliyor. Evet, o yüzden lütfen çocukluk dönemini, yani yine ebeveynlere burada büyük görevler ve sorumluluklar düşüyor. Hani çocuk dünyaya geldi, hadi bırakalım kendiliğinden olsun, büyüsün, gitsin mevzusu yok tabii ki ortada, olmamalı. Çocukluk döneminde biz ne kadar iyi evrilir çevrilirsek, ne kadar iyi eğitilirsek, ne kadar iyi bir ortamda yetişirsek biz o şekilde şekillenmeye ve iyi bir yaşamla karşı karşıya kalacağız. Ama tam aksi bir durum olursa, işte o travmalardan biz geçtiğimiz programlarda çok bahsettik. Travma dedik, kaygı dedik, stres dedik. Bunun her birinin altında tabii ki yine çocukluk döneminde yaşadığımız olumsuzluklar yatıyordu. Evet. İşte bu olumsuzlukları minimize etmek için neler yapabiliriz? Bunlara bakmak gerekiyor. Yani şimdi tabii. Şöyle bir de ailelerde hani böyle çocukluk dönemiyle alakalı biz çok fazla konuşuyoruz. Bu sefer ailelerde şöyle bir kaygı da oluşabiliyor. Ben seanslarımda görüyorum. Yani diyorlar ki, ya, eyvah işte ben böyle yaptım çocuğuma mesela. Hani hali hazırda çocuğu hani yetişkin olmamış. Ne bileyim, atıyorum işte çocuk 6 yaşında, 5 yaşında ben çocuğuma böyle davrandım diyor. Ve o zaman hani tamam, o zaman benim çocuğumun yetişkinlik döneminde böyle bir sıkıntı mı olacak diye böyle bir kaygıları da var. Hayır, aslında şöyle, elbette ki biz böyle %100 müthiş bir anne babalıktan bahsetmiyoruz kesinlikle. Bu zaten mümkün değil. Herkes hata yapar. Çocuk yetiştirmede de hatalar yapılabilir diğer konularda olduğu gibi, ama önemli olan hatanın telafisini güzel yapabilmek. Aynen. Yani şimdi psikolojide bir şey vardır, böyle sandviç sistemi denir ona. Şimdi kötü bir olay yaşadınız diyelim. Hani böyle bizim özellikle milletimizin çok kullandığı bir şey vardı. İş işten geçti artık. Bundan sonra olmaz, düzelmez. Bundan sonra hani güvenemem filan tarzında. Var mı peki? İş işten geçti demek öyle bir için şey yok. Ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? İnanın hiç zaman geçmesine gerek bence yok. De. Yani iş işten hiçbir zaman geçmez. Eğer kişi kendisinden geçmezse iş işten geçmez. Bu tamamen kişinin olaylara bakış açısıyla alakalı. Yani siz kötü bir olay yaşadınız diyelim o sandviç sisteminde. Üzerine o olayı kompanse edecek, o olayı size doğru anlamlandıracak şeyler yaşarsanız, yaşatırsanız kendinize ya da çocuğunuza ya da sevdiğinize, artık neyse. Dolayısıyla orada bir düzelme mutlaktır kesinlikle. Biz zaten seanslarda da bunu yaparız. Yani travma çalışırken de öyle. Yani o olayı doğru anlamlandırma ve üzerine daha güzel olaylar yaşaması kişinin ve bunu fark etmesi, bilmesi çok önemli. O yani, yaraları sarmanızda yardımcı ayak kısmı efendim psikologlarımız. Ve hani doğruyu her zaman göremeyebiliriz. Hatanın içinde yüzüyorsak maalesef. Doğruları görmekte bocalıyorsak ona yine yardımcı olacak ayak bence psikologlarımız. O yüzden çok buradan önemli. Destek almamız gerekiyor. Evet. Yani psikoterapi hakikaten. Yani işin içinden çıkamadıysak mutlaka destek almak gerekiyor. Evet. Yani genelde zaten insanlar şöyle derler. Ben psikolog olmadan önce de bir ara böyle bir düşünceye sahiptim. Ya acaba konuşarak ne değişir ki? Hani ne değişecek yani insana? Olay aynı, her şey aynı. İşte etrafındaki insanlar aynı. Her size şey de aynı. Mi böyle çok ne bileyim saçma geliyordu bu durum? Tabii ben psikolog olmadan önce diyordum ki ya bir olay olmuş yani, hani bunu nasıl değiştirebiliriz ki? İnsanların böyle düşünmesi de onun için çok normal. Ama hakikaten o kadar mucizevi bir şey ki dil, gerçekten kelimeler ve olayları anlamlandırma şeklimiz çok 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 olayın durumunu değiştiriyor bizim zihnimizde. Yani bakın mesela çok böyle basit bir örnek vereceğim. Bir boşanma olayı diyelim. Bizim ülkemizde daha trajik, daha böyle yoğun bir konuyken Batı ülkelerinde bu çok basit bir olay. Yani şimdi hangisi doğru, hangisi yanlış bunu tartışmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu tamamen aynı olay bakın.
Olaya bakış açısı. Oradaki insanlar niye böyle her şeye çok normalmiş gibi bakabiliyorlar? Biz yani, böyle daha alevlendiriyoruz mevzuları. Ya bizim tabii ki hani işin bir de manevi tarafı var bizde. Bir de bizim kültürümüzde çok da fazla iç içe girmişlik var. Yani böyle hani hatta şöyle bir şey bile var. Hani gelinlikle girdin, kefenle çıkarsın gibi. Denir, hani evet. Bu tarz bizim kültürel baskılarımız da çok fazla. Tabii ki yani bunun çocuk oyuncağına dönmesini de asla istemeyiz. Yanlış anlaşılmasın. Ama hani Batı kültürlerinde bu tamamen olaya verdikleri anlamla alakalı. Hani buradan bunu bahsetmek istiyorum. Bir olay var. Aynı olaya neden ben bu kadar ağır bir yük yüklerken o taraftaki insan bunu çok basit bir şekilde halledebiliyor. Bu tamamen işte düşünceyle ve konuşmayla alakalı. Onun o halde için daha hızlı iyileşebiliyorlar. Ya da o ülkelerde, şimdi kıyaslama yapma gereği duydum. Aha. O ülkelerde kişiler daha çok bu tarz hastalıklar görülmüyor mu acaba? Yani kişilik görülüyor bozukluğu vesaire. Yok, görülmez olur mu? Çok fazla görülüyor. Onlarda da bambaşka şeyler. Yani atıyorum şimdi boşanmadan örnek verdik. Tamam, boşanmada belki sıkıntı yaşamıyorlar ama mesela bağımlı kişilik bozukluğu çok fazla var. Ya da antisosyal kişilik bozukluğu çok fazla var. Ya da yalnızlıkla alakalı içlerindeki o boşluk çok fazla var. Çünkü orada daha çok bireysel insanlar. Doğru, yani her olayın dediğim gibi kişiler arasında, kişilerin kendi içlerinde anlamlandırılma şekline göre ağırlığı değişiyor. Şimdi haliyle kalabalık ortamlarda yaşıyoruz, toplumda yaşıyoruz, evet. Sosyal ortamlarda yaşıyoruz. Bireysellik de önemli ama yeri geldiğinde önemli, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ama topluma ayak uydurmak, uyum evet. sağlıyor olabilmek evet. daha önemli ve daha zor diye düşünüyorum. Evet, evet. Şimdi türlerine baktığımızda sebeplerini biraz konuştuk. Hı hı. Ama türlerine baktığımızda peki karşımıza neler çıkıyor? Ben gruplandırılmış bir şekilde görüyorum. A, B, C grubu. Hı hı hı. Ve bunun altında da içinde de daha doğrusu çok fazla başlıklarımız var. Evet. Bakalım mı tek tek onlara tabii, tabii. sırayla? Şimdi bizim kitapların söylediği DSM 5 psikolojinin, psikiyatrinin kitabıdır. Kutsal kitap denir hatta. Onun söylediği 10 farklı kişilik bozukluğu tipi var. Şimdi biz bunu 3 küme halinde gösterebiliriz. Yani tahtada da görünüyor zaten. Bunu fotoğrafını da çekebilirler. Ben detaylı bir şekilde yazmaya çalıştım. İzleyenlerimiz bu tahtanın fotoğrafını da çekebilirsiniz. Evet. Buradan da ne olduğunu birazcık çözümleyebiliriz. Evet. Hadi. Yani hani havada kalmasın konuştuklarımız diye. Şimdi A kümesi, B kümesi ve C kümesinin birleştiği yerleri görüyoruz orada. Şimdi kişilerde A kümesindeki psikolojik problemlerden bir tanesi olabilirken bakın kesişme yerleri olduğu için B kümesinden de bir tane olabilir. Yani sadece atıyorum kişi paranoid olmayabilir. Hem paranoid hem antisosyal olabilir. Ya da hem antisosyal hem çekingen kişilik bozukluğu olabilir. Ya da tek tek de olabilir. Evet. Onun için hani bunun kesişimi de önemli. Şimdi A kümesindeki kişilik bozuklukları daha tuhaf dediğimiz, daha egzantrik dediğimiz kişilik bozuklukları. İsimleri de öyle zaten. Aynen Birazdan öyle. Birazdan duymaya başlayacağız. Yine B kümesindeki kişilik bozuklukları da daha böyle tiyatral dediğimiz, daha oyuncu aslında. Hmm. Dramatik, duygusal ve tutarsız kişilik bozuklukları dediğimiz bozukluklardan. C kümesindeki de daha endişeli, daha anksiyetik ve ürkek dediğimiz kişilik bozuklukları arasına giriyor. Bunlardan başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Paranoidle başlayalım. Doğru söyledim evet, değil mi? Paranoid. Tuhaf kısmıyla başlayalım. Aynen. Tuhaf diyoruz da niye tuhaf? Şimdi paranoya zaten hani günlük hayatımızda da çok kullandığımız çok paranoyaksın sen. Ne demek yani paranoyak? Çok böyle şüphecisin. Evet. Çok şüphecisin, çok güvensizsin. Yani hakikaten paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin hayatları gerçekten çok zor. Yani ve bununla alakalı iyi bir psikoterapiden geçmezlerse hem kendi hayatlarını hem de etrafındaki insanların hayatlarını çok ciddi sıkıntıya uğratabilirler. Çünkü ciddi bir güvensizlik ve şüphecilik vardır. Yani ama günümüzde herkes bence bunu yaşıyor. Hadi yani, bakalım başlayalım. Hepimiz yaşıyoruz çünkü güvensiz evet. ortamlar oluştuğu için. Her birimizde soru işaretleri kalıyor. Hani bir şeye yaklaşırken acaba mı ile gidiyoruz evet. biz. Ya şimdi şöyle tabii ki bunların kişilik bozukluğu olabilmesi için güne göre değil zamana göre değil de genel olarak böyle olması gerekiyor. Yani çocukluğundan yetişkinlik dönemine kadar yani genel olarak süreklilik ifade etmesi gerekiyor, arz etmesi gerekiyor. Ama mesela biz dönemsel olarak
atıyorum birisi tarafından hiç istemediğimiz bir şeye maruz kaldık, şoka girdik. Yani normalde o kişiden öyle bir şey beklemeyiz. Tabii ki de biraz güvensiz ve şüpheci olmamız çok normal insanlara karşı. Ama bu evet. geçici bir dönemdir. Burada bahsettiğim genel olarak sürekli Peki, genel arz eden. Nasıl başlayabilir ki şüpheciliğimiz? Yani çocukluktan başladık ama her şeye öyle bakıyoruz. Evet, böyle vakalar mutlaka var. Çok sıkıntılı kesinlikle. Yani bak mesela diyor ki başkalarının bana sürekli zarar vereceğini düşünüyorum. Onun için herkese karşı mesafeliyim ve her şeyin altından bir şey çıkartıyorum. Ne kadar yorucu bir şey, öyle değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Korguluyorsunuz çünkü evet. hep sürekli. Olmayan bir şey varmış gibi görüyoruz evet. belki de. Evet ve etrafımızda çok var bu tarz insanlar. Sadece bunun genel geçer bir şey mi olduğu yoksa anlık hani duruma göre bir şey mi olduğuyla alakalı o kişiyi iyi değerlendirmek gerekir. Gene bu insanlarda başkaları tarafından kullanılma korkusu da çok fazla olur. Yani bak ben bunun arkadaş oluyorum ama kesin beni kullanacak gibi. Her Şüphecilik. Şeyin altında bir şey aramak yani. Hani Evet. ya da bu bana yaklaşıyor ama Acaba? Kesin benim bir şeyden faydalanacak yani. Benim bir şeyimden fayda, makamımdan, mevkimden ya da işte gücümden, kuvvetimden, paramdan bilmiyorum yani. Ya da işte sevgimden faydalanacak gibi olabilir. Gene böyle bu tarz insanlara hani böyle masumca açıklamalar, eleştiriler yapmak istersiniz. Dersiniz ki ya bak arkadaşım böyle böyle sen bunu yanlış yapıyorsun. Sana da zarar verecek, bana da zarar veriyor şeklinde. Hemen bunu tehdit edici bir şeymiş gibi algılarlar. Tehditkar algılarlar yani ve eleştiriye asla açık, Açık değillerdir. değiller. Sonrasında bu tarz şeylerden sonra o kadar ciddi öfke patlamaları yaşarlar ki çok fazlaca öfkelerini gösterirler. Hemen arkasından da kin tutarlar bu tarz insanlar. Paranoid. Sıkıntılı, başından sonuna kadar sıkıntılı. Sıkıntılı bir süreç yani. Ve bunun çok normal olduğunu düşünürler. Yani yaptıklarının çok normal ve doğal olduğunu düşünürler. Zaten kişilik bozukluklarındaki sıkıntı kişilerin herhangi bir bozukluğa sahip olup olmadıklarının farkında olmamaları. Keşke olsalar ve Peki bunu bununla nasıl alakalı bir çözümlüyoruz biz? terapiste gitseler gibi. Evet, Yani bunu evet. etrafındaki insanlar nasıl anlayabilirler ya da? Hani belirtilerinde, aslında belirtilerini de bir taraftan konuşmuş olduk. Evet. Ama ailedeki hani kendileri kabul etmiyorlar ve farkında değiller ya bu kişiler yaptıklarının. Kabullenmiyorlar çünkü kabullenmeme problemi de var burada. Tabii tabii tabii. Peki çevresindekiler bunu nasıl fark ediyorlar? Şimdi bu zaten fark edilmeyecek bir şey değil. Yani sürekli şüpheci, sürekli mesela bir ebeveyn düşünün, bir baba düşünün ya da bir anne düşünün. Çocuğuna karşı sürekli şüpheci yaklaşıyor. Kesin yalan söylüyorsun sen bana mesela. Sürekli böyle yaklaşıyor. Asla inanmıyor ve güvenmiyor. Bu insanların etrafındaki insanlarla ilişkisi kötü müdür? Tabii kötü yani yoğunlukla kötüdür. Öyle söyleyeyim. Genel olarak kötüdür. Ve bu insanları hani birilerinin minik minik alttan hani bak etrafında artık insan kalmıyor. Acaba burada bir sorun olabilir mi? Hani gel bir hani bunun tedavisi var mı? Ya da bir problem mi bu? Ya da bizde bir problem varsa biz gidelim. Düzeltelim. Ha, mesela bu çok güzel bir cümle. Tabii ki. Yani eğer bizde varsa bir problem biz düzeltelim. Sende varsa seninkine bakalım. Bunu el birliğiyle yapalım gibi böyle hakikaten olayı da kendi içlerini de alacak şekilde, olaya kendi içlerini de alacak şekilde davranmaları gerekir. Bu çok sıkıntılı bir kişilik bozukluğu türlerinden bir diyoruz. Tanesi. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet, şizoid kişilik bozukluğu ve şizopital kişilik bozukluğu. İkisi birbirine benziyor mu ayrımını söyleyeceğim. Şizoid şimdi, dediğimizde hemen aklıma şizofreni tarzı evet, bir şey geliyor. Evet, şizofreninin hemen alt başlığı diyebiliriz. Öyle yani mi? Sonrasında Peki. genel olarak şizofren lik belirtileri de gösterir ve o şekilde gidebilir ama gitmeyebilir yani. Şizoid ile şizofren çok iç içe geçmiş kümeler. Peki. Şimdi şizoid insanlarda genel olarak şunu görürüz biz. Daha yalnız kalmayı tercih ederler. Yani şizoid kişilik bozukluğu genel olarak şundan kaynaklanır aslında. Annelerin gene çocukluk döneminde çocuklarına aşırı ilgi duyması ya da aşırı ilgisiz olması. Bakın ikisi de çok zıt. Aynen çok zıt. Evet, aşırı uç noktalar. İlgi duyması ya da aşırı ilgisizliğinden kaynaklı çocuğun kendisiyle alakalı sürekli kendiliğiyle alakalı sıkıntıya girme. Yani aşırı ilgi duyuyorsa ya da aşırı ilgisizse
Yani benim kendimi sevmeyle alakalı bir şeyim, bir nasıl diyeyim, bir yorumum olamaz. Annemle alakalı bu. Hani annem Allah beni Allah. severse sever. Hani tamamen onun tekelinde yani bu. Dolayısıyla başkalarının tekelinde olduğu için kişilerin kendilerini kabul etmeleri, kabul ettirmeleri bununla yüzleşmemek adına yalnız kalmayı çok tercih ederler bu tarz insanlar. Hiç iyi gitmiyoruz şimdiye kadar gitmedik. Çok sıkıntılı. Maalesef, ama bizde var mı yok mu en azından ortaya çıkarmış olacağız ve en azından bu tarz problemlerle karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiğini tabii ki önerilerini sunmuş olacağız uzmanımızla birlikte. Şimdi kısa bir aramız olacak. Reklamlar diyelim. Sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi, klinik psikolog Sayın Esra Coşkun bizimle birlikte. Kişilik bozukluklarından bahsediyoruz. Dedik ki şizoidde kaldık. Acaba şizofrenle bağlantılı mıdır? Birbirine benzer gidiyor kısmında kalmıştık. Bir gelen mesajımız var. Konuyla tamamen alakasız ama kalmasın. Hemen şöyle iletiverelim sevgili izleyenlerimiz. Eğer görselin de ekranı taşıma şansımız olursa sevgili yönetmenimizden rica ederim. Türkan Hocam'ın isteği ile size gönderiyorum. Türkan Hocam'a teşekkür ediyorum. Programda yayınlar mısınız diye rica etmişler. Çok güzel bir çalışma yapmışlar zannedersem. El emeği göz nuru diyelim. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Efendim, konularımızla ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorularınız varsa, sizin de acaba bende de böyle bir kişilik bozukluğu var mıdır, ne yapmam gerekiyor diyorsanız, bizlere WhatsApp ve Bip iletişim hattından mesajlarınızı, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Evet Esra Hanım. Evet, Şizoidde şizoidde kaldık. kalmıştık. Konu başlık çok fazla. Evet. Madde madde dedim ki bunların her biri farklı farklı konu başlığı. Yani her birini farklı zamanlarda işleyebileceğimiz konu var Evet, çünkü. evet. Gerçekten ve önemli konular. Hı-hı. Şizoid nasıl bir yani Kişilik bu, evet, bozukluğu. kişilik Hı-hı. bozukluğudur. Bunun hakkında da Hı-hı. bilgimizi aktaralım. Az önce de aslında bahsetmiştim. Annenin çocuğa aşırı ilgisi ya da ilgisizliğinden dolayı çocuğun kendisinin olduğu gibi sevilmeyeceğine dair olan inancıyla alakalı Peki bu tarz kişilikler başlar. kendine çok da iyi ifade edemezler diyebilir miyiz? Tabii Çünkü anneye tabii. bağımlı, Tabii ki aynen onun öyle. koruması altında. Hı. Çünkü ne yapacağını belki ilerleyen dönemlerde büyüdükçe, yaş geçtikçe ne Hı. yapacağının kararını kendisi belki alamayacak. Evet, o biraz daha hani bağımlı kişilik bozukluğuna da Aa, öyle giriyor. mi? Onu anlatacağız Peki. zaten ama bu şizoidde yalnız bu sebeplerden ötürü işte yalnız kalmayı tercih ederler ve ilişki kurmada, çünkü annenin aşırı ilgisi ya da ilgisizliğinden dolayı çocukta ilişki kurmayla alakalı bir ritüel oluşmaz. Dolayısıyla ilişki kurmada zorluk çektiği için kendisini sosyal ortamlardan da geri çeker. Böyle ortamlara girmek istemez. Gene çoğu aktivitelerden şizoid kişilik yapısında, kişilik bozukluğunda zevk alamama. Hani etrafınızda olur ya böyle Simge Hanım. Yani bakarsınız çok çekingendir. Hani çekingen kişilik bozukluğundan tabii ki bu farklı. Bu daha fazla yalnız kalmak ister ve kendi kendine yaptığı aktivitelerden de aslında zevk almaz. Yani Aa, böyle hiçbir şeyden mutlu evet olmuyor. donuk bir ifade vardır yani. Hani bu Peki. hakikaten çok sıkıntılı ve başka insanlara karşı da gayet kayıtsızdırlar. Tamamen kendi dünyalarında, kendi eksenlerinde gezerler Aman şizoid kişilik bozukluğu olan sıkıntılı insanlar. şeyler, Evet, süreçler. zaten bunun bir sonraki adımı da şizofren olma ihtimali vardır Peki denilebilir. bu kişilik bozuklukları hangi dönemlerde başlıyor daha çok? Her biri farklı dönemlerde mi başlıyor? Hani çocuklukta mı başlıyor? İlerleyen dönemlerde karşı karşıya kalabiliyor muyuz? Yani şöyle dediğim etkenler vardı ya, hani çocuklukta Evet, yaşanan evet. travmalar, travmatik aile hikayesi, Hı. bunlar tetikleyici olabiliyor. Ya da kalıtsımsal bir kişilik bozukluğu da olabilir. Hani genlerden geçen ya da yine beyinle alakalı sıkıntılı problemi varsa, hormonal açıdan problemliyse kişi, onda da olabiliyor. Bunların hani bir şeyler tetikler ve Anladım. yoğunlaştırır. Ve bunun ne zaman tetikleneceği ve ne zaman yoğunlaşacağını çok bilemeyiz biz. Yani bu evet çocukluktan başlayan yetişkinlik dönemine doğru ilerleyen bir süreçtir. Ama bir anda da böyle hani ne bileyim çok ciddi bir travmaya maruz kaldıktan sonra da
artık yavaş yavaş o travmanın sonrasında da kişideki bu kişilik bozuklukları çıkabilir. Bu doğru söylüyorsunuz. Durumdan hani duruma değişir. Birilerine yüklüyoruz ya, suçu atıyoruz. Evet. Hep senin yüzünden, hep sizin yüzünüzden işte bu hale geldim diyoruz ya bazen. Bilmiyorum, belki de zamanla dediğiniz gibi yaşadığımız travma durumlarında ya da üzücü olaylar karşısında bilmiyorum kişiliğimiz değişiyor da olabilir. Tabii tabii, yani çünkü orada işte tetiklenen bir şeyler var. Evet. Ve artık sizin dünyaya baktığınız taraf, baktığınız yön sarsılıyor ve bu çok ağır bir şey. Yani siz dünyayı çok belki çok daha güvenilir görüyorsunuz ama size birileri bu dünyanın aslında hiç de güvenilir olmadığını böyle kafanıza vura vura gösteriyorsa, o inancın sarsılması bile hani kişiyi böyle afallatır. Ve dediğim gibi nedenlerden dolayı da eğer kişide zaten kişilik bozukluğuyla alakalı bir sıkıntı varsa bu tetikler ve oradan devam edebilir. Devam eder. Hı-hı. Devam ediyoruz. A kümesinden gene devam ediyoruz. Burada şizopital kişilik bozukluğu dediğimiz kişilik bozukluğu da. Burada da hani böyle etrafınızda şey görürsünüz ya, böyle değişik kıyafetli insanlar, böyle saçları uzun. Daha yani, entelektüel yok, diye. Yok öyle değil de, saçları uzun derken hani böyle daha kirli gibi görünürler. Ha peki. Bakımsız yani, görünürler. Yani bakımsız, daha tuhaf kıyafetleri vardır mesela. Hindistanlılar aklıma geliyor sizin deyince. Ya böyle hani şeyler, böyle büyülü inanışlara, daha hani tuhaf deriz tamam, biz bu insanlara. Tamam. Evet. Büyülü inanışlara daha çok hani sahiptirler. Farklı davranış şekilleri vardır. Şekillendirme aklınızda hemen şöyle hani böyle saçları burgu burgudur, evet, belki. Ne bileyim, ya hepsi o saçlar acaba ne zamandır yıkanmıyor falan diye düşünürüz kendi kendimize. Şimdi şöyle, tabii hepsi öyle midir? Tabii ki hayır. Kesinlikle öyle değil. Kıyafetler daha otantiktir belki ya da daha böyle ne bileyim eskitmedir. Evet. Şimdi tekrar söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın. Tabii bunu ki. Bir tarz olarak yaşayan insanlar da var. Evet. Onları da kastetmiyorum ama bu dediğim tarz, hani şizopital kişilik bozukluğunda mesela arkadan isimlerinin seslendiğini, birilerinin böyle sırtlarına vurduğunu, ondan sonra telepatik güçlerinin çok iyi olduğunu, daha böyle büyüsel, daha hani bu tarz daha inanışların olduğunu, daha hani bir yerlerde kendilerinin daha özel olduğunu söylerler. Birileri benim adımı sayıklıyor Esra Hanım mesela derler. Gibi ve daha çok gene bu insanlar da yalnız kalmayı tercih ederler. Çünkü kendilerinin dediğim gibi özel olduğunu düşünürler. Altıncı hislerinin müthiş derecede kuvvetli olduğunu düşünürler. Söylerler. Ve daha çok böyle astrolojiyle falan mı ilgilenirler bunlar? Yani yanlış bir şey kullanmak istemiyorum. Astrolojiyle kısmen de ilgilenebilirler ama hani hakikaten olmayan bir şeyi varmış gibi düşünüyorsa burada çok bir kötü. Sıkıntı vardır. Tabii ki astrolojiyle ilgilenmek, o hani hippie tabii, tarzında tabii. giyinmek, bunlar tamamen kişiye bağlı şeyler ki ben de severim yani böyle free takılan insanları. Oo, hani sırt çantası almışsınız, sırtlarında. Almışsınız böyle geziyorsunuz zigzag değil mi? Bundan bahsetmiyorum. Ama benim dediğim böyle daha tuhaf, daha egzantrik yani. Hani zaten A kümesinde de bahsettiğimiz peki, tuhaf ve egzantrik kişiler. Burası böyle, A kümesi bunlardan oluşuyor. B grubuna geçtiğimizde, kümesine B geçtiğimizde grubunda neler da var? Burada da daha böyle hani dramatik dediğimiz, tutarsız veya tiyatral oynayan, öyle söyleyeyim, kişilik tipleridir bunlar. Peki bunlar farkında mıdır yaptıklarının ya da bazı şeylerin? Yani çok zor. Yani genel olarak. Burada da oyun var ya, yani bir kurgu var sanki burada. Ama inanıyor. Yani İnanıyor, onun peki. oyun olduğunu düşünmüyor ki, bunu inanarak oynuyor yani. Yani iyi anladım, bir oyuncu, öyle anladım. Söyleyeyim. Burada da gene antisosyal kişilik bozukluğu, borderline, histrionik ve narsistik kişilik bozukluğu giriyor bu B kümesine. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğundan başlayalım önce. Başlayalım. Antisosyaller böyle başkalarının ihtiyaçlarına ya da duygularına herhangi bir şekilde hani dikkate almazlar onları. Tamamen kendileri vardır. Başkaları için yaşamazlar. Yani hani zaten isminden de anlaşılıyor. Antisosyal, yani sosyallik karşıtı kişiler. Gene antisosyal kişilik bozukluğu da çok tehlikeli kişilik bozukluklarından. Yalan söyleme müthiş derecede vardır. Aman aman. Böyle hukuki olaylara çok, yani suça çok karışırlar. Hukukla bir türlü başları böyle dertten çıkmaz. Hakimlerle, avukatlarla, hukuksal işlerle, öyle suç söyleyeyim. Suç işleyen grup diyebilir miyiz o halde? Aynen, yani genel olarak. Yani mesela çalma eğilimi çok fazladır.
yalan söyleme, çalma eğilimi çok fazladır antisosyallerde. Gene böyle takma at kullanırlar genel olarak. Severler yani takma at kullanmayı. Kendi isimlerinin haricinde. Allah çünkü Allah, orada da bir enteresan antisosyallik var. Yani kendi ismini kullanmama gibi. Gene antisosyal kişilik bozukluğunda böyle agresif hareketler, öfke patlamaları çok ciddidir. Hemen arkasından gene kin tutma çok ciddidir. Ve tutarsız davranışları ve işin en trajik tarafı da şu, yaptıklarından da pişman olmazlar. İşte en sorun burada başlıyor yani. Sıkıntılı tarafı bu. Pişmanlık Hı-hı. zaten vicdanla alakalı diye düşünüyorum ben. Hı-hı. Yani vicdanlı olan evet. insanlar böyle daha hani yaptıkları hatanın farkına varır, ne bileyim en azından pişmanlık duyar, en azından özür dilemeyi bilirler gibi düşünüyorum. Doğru mudur bilmiyorum. Kesinlikle. Ama pişmanlık da duymuyorlarsa eyvah yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Antisosyal kişilik bozukluklarında ve diğer kişilik bozukluklarında içgörü dediğimiz şey yoktur. Hani içgörü nedir? Kişinin kendini bilmesi. Evet. Bilmiyor ki kendinin aslında anormal bir davranış yapısına sahip olduğunu. Farkında değil, içgörüsü yok. İşte biz terapilerle zaten içgörü kazandırmayı öğretmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. O beceriyi kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama zaten kendinden başkasını düşünmüyor, bilmiyor, tanımıyor. İşte terapilerle ancak bu olabilir. Tabii evet. O içgörü yok ya. Bir şekilde kazara mesela terapiye geldiyse. Vallahi yolunuz düşsün bence böyle evet. durumlar varsa yani. Bu özellikler sizde varsa diyelim daha doğrusu. Evet. Keşke olmasın. Ya da etrafınızda. Etrafınızda bir de şöyle, evet gördükleriniz mesela varsa. Mesela bir psikiyatrist arkadaşım şöyle demişti. Esra'cığım kişilik bozukluklarıyla alakalı mesela senede ben 5-6 vakayla çalışabilirim. Daha fazla çalışamam. Yorucu mu? Çok yorucu gerçekten. Yani yani o kişiliği yeniden yapılandırmak söz konusu evet, çünkü. Gerçekten evet. de zor olsa çok gerek. Çok yorucu ve hakikaten o içgörü kazandırmak o kadar zor ki çünkü çok net ve sertler. Çok doğru olduklarını düşünürler. Kabullenmiyorlar. Ve bu genel olarak böyledir. Hani dediğim gibi geçici bir süre olsa bu sorun değil. Gelir ve geçer zaten. Ona biz kişilik bozukluğu da demeyiz. Kişinin belli dönemlerde. Hı hı. Ya da şu da olabilir Simge Hanım. Mesela belli miktarda antisosyal olabiliriz. Sorun yok. Belli miktarda histrionik de olabiliriz. Belli miktarda... Kısmen böyle minik minik. Evet. Zaten mesela psikoloji derslerinde öğrenciler genelde şey der. Hocam biz ne zaman bir hastalık görsek hani hocamız anlatsa bende bu var, bu da var, şu da var filan. Ne olur ben hasta mıyım? Yani, şu özelliklerden birkaçı vardır. Hani yalan söylemek diyoruz ama burada ciddi yalanlardan bahsetmiyoruz. Tabii ki hepimizin hayatında belki küçük böyle tatlı yalanlar olmuştur, söylemişizdir. Yani bunu da yapmadık diyen varsa yine yalan söylüyordur. Evet. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım. Devam evet. ediyoruz efendim. Antisosyal kişilik bozukluğu genel olarak bu. Yani etrafına da fazlaca zarar veren, özellikle ebeveynse hani çocukları açısından çok ciddi sıkıntıya sebep olan kişilik bozukluklarından bir tanesi. Şimdi ikincisi borderline kişilik bozukluğu. Şimdi ismini pek duymadım. Aslında ismi hep bize yabancı böyle terimler gibi zor söyle. Televozu da gerçekten zor bunların ama... içeriğine baktığımızda gerçekten de şey en çok görülenlerden birisi diyebilir miyiz? Evet, evet. Borderline sınırda kişilik bozukluğu demek daha Türkçesi. Çok sınırlarda hani uçlarda yaşayan kişilik bozuklukları. Şimdi borderline'larda yani bunları aslında tespit etmek diğerlerinden belki biraz daha kolay. Çünkü Simge Hanım bu insanlarda gerçekten çok ciddi yoğun ilişkiler... Hani partnerleriyle de hani ikili kadın erkek ilişkilerinde de aile ilişkilerinde de ve sosyal ilişkilerde de çok yoğun ama çok ileri hani böyle sınırsızca öyle söyleyeyim ilişkileri vardır. Ve bu insanlarda böyle intihar davranışları, intihar düşünceleri dikkat çekmek için olabilir ya da dikkat çekmemek için gerçekte de olabilir. Çok sık gelir akıllarına. Allah hemen Allah. İlk fırsatta ben niye yaşıyorum ki? İntihar edeyim, ben de kurtulayım, sen de kurtul mesela. Cümlesini çok sık kullanırlar. Peki bunu sözlü olarak söyler geçer mi yoksa gerçekten de meyilli midir? Meyillidirler tabii ki. İntihar düşünceleri fazlaca vardır. Ya da bedenine zarar verme. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında o duyguyu o kadar yoğun hissederler ki o duyguyu hissetmemek için bedenime zarar ver. Mesela jilet atma. Bedenime zarar vereyim ki buradaki acıyla ben ilgileneyim, duygu gitsin benden. Allah mesela Allah. Hani böyle hani kesenler biçenler olur kendine zarar verenler olur.
değil mi? Evet. Çok fazla görüldü çünkü toplumda. Evet, evet. Bu hani jilet atma olayı ya da bedenine zarar verme olayı borderline hastalıklarda çok sıkıntılıdır, kişilik bozukluklarında. Gene hani etrafımızda bunu da çok sık görürüz. Şu gibi hani böyle yıkar, acayip derecede öfkelenir, kaygılanır. Sonrasında hemen pişman olur. Eyvah, bunu ben mi söyledim? Hemen yani. Ay, Allah'tan iyi bir yönleri varmış, hemen de suçlayıp yerin dibine sokmuş olmayalım bu şeyleri, değil mi, bu grup olanları? Ama bunun bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani çünkü ilk etapta o kadar hani sizin canınızı yakacak. Zarar veriyor. Sizi yani hakikaten bir yerden bir yere savuracak o kadar ağır şeyler söylerler ki. Hemen arkasından ya ben onu işte senin canını yakmak için söyledim sadece. Aslında ben öyle düşünmüyorum ki mesela derler. Bunun bir anlamı yok ama. Geçti artık. Gerçekten yok. Ve buna çok sığınırlar borderline kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler. Ben sinirden söyledim. Benim yapım böyle. Ben aslında onu düşünmedim ki. Filan. Biliyor o zaman. Her sinirlenen karşısındakine iyi kötü bir şeyler söylesin. Evet. Böyle ama bir dünya yok. Yani o konu da birazcık derin bir konu aslında, konuşacak olursak. Her şey karşılıklı da olabilir. Bilmiyorum. Yani bu, tabii bu, o başka bir konu. O başka bir konu, evet. O başka bir konu ama burada yani bu kişilik bozukluklarında gerçekten etrafınızda çokça görürsünüz. Yani hani öfkesinden her şeyi söylüyor ya, sonradan da hemen pişman oluyor. Yani bu evet belli miktarlarda hepimizde olabilir, bakın bundan bahsetmiyorum ben. Ama çok çabuk ilk, öfkelenirler. Evet, ilk bulduğu fırsatta yerle yeksan edip ondan sonra da o öfkesinin o harareti geçince tamamen keyfe keder bir şey bu yani. O öfkesinin o harareti geçtikten sonra da ya ben bunu öfkeden söyledim kusura bakma deyip sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirler. Ne kadar kolay da söyleyebiliyorlar evet, o zaman. Evet. Üzücü. Evet. Peki. Gene böyle bu kişilerde hani sürekli boşluk hissi. Boşlukta gibi yani hani hayatını anlamlandıramaz. Hayatını kendisini bir yere konumlandıramaz. Kendisini aslında çok işe yarar da görebilir. Çok işe yaramaz da görebilir. Böyle bir boşlukta gibi. Aslında bu sadece boşlukta hissetme duygusu, duygu durumu birçoğumuzun dönem dönem yaşadığı şeyler, problemler. Evet. Ama işte burada kontrollü gidersek kurtarıyoruz. Evet. Gitmezsek gerçekten intihara kadar belki de gidebiliyor. Tabii. Yine bir yanlış kararlar almanıza sebep olan bir durum. Dikkat etmemiz gereken bir durum diye düşünüyorum. Aynen öyle. Burası da böyle. Bakıyorum söylemediğim başka bir şey var mı? Yine tam tersi hani böyle birilerini hani kavga ettikten sonra pişman olma durumu. Bir de şöyle bir şey de var borderline'larda. Sizi acayip derecede göklere çıkarabilirler. Dünyanın en muhteşem insanısınızdır onlar için belli bir dönem. Ya da belli bir zaman diliminde. Ama sonra canlarını sıktığınız anda dünyanın en aşağılık insanı da olabilirsiniz. İşine geldiği gibi yani. Evet. Yani dedim çok keyfe gider. Yani benim şu anda sen bana uygun davranıyorsan dünyanın en iyi insanısın. Her işte sen işine yarıyorsa iyisiniz, işine yaramıyorsa ama senden evet. Kötüsü yok. Evet. O zaman da en dipte hani normali yok. Hani sınırda zaten dediğim şey borderline sınırda kişilik peki, bozukluğu. Peki bu kişileri karşı ne yapmamız gerekiyor? Çevresine, yani çünkü kendine zarar verirken çevresine de büyük bir zarar veriyor bu yapıdaki kişiler. Kişilik bozukluğuna sahip evet. Olanlar. Çevresindekiler ne yapsın peki? Şimdi bir kere bence... Fark ettik evet ve artık biz bu durumdan rahatsızız evet. Ve biz de zarar görmeye başladık. Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Uzaklaşalım mı? Tedavi etmek için davranışlarımızda nasıl ona ne bileyim bir şeyleri anlatabilmek için nasıl yaklaşabiliriz? Şimdi bir kere uzaklaşmak doğru çözüm bir davranış zaman zaman olabilir. Çünkü her istediğinde giderseniz ve her o istemediğinde hayatından çıkartırsa sizi çok rahatlıkla o zaman böyle kukla gibi olursunuz yani. Hani... Zaten o ilişkilerin de yani gerek ikili gerek aile ilişkilerinde de şey kalmıyor yani. Evet evet ne bir saygı var ne sevgi var. Hani ona göre tamamen hareket etmek de sıkıntılı. Yani orada bizim de hani varlığımızın ona bildirilmesi ve sınır koymamız çok önemli. Bir de şu çok önemli. Sizi göklere çıkardığında da tam tersi yerin dibine soktuğunda da bunun onunla alakalı bir sıkıntı olduğunu. Yani bunlara tav olmamak gerekiyor. Göklere çıkardığında da tamam bu beni müthiş derecede seviyor dememek. Deriz. Yerin dibine soktuğunda da eyvah ben böyle bu kadar aşağılık bir insan mıyım yani?
bu nasıl bana söyler, ben hani öyle bir insan değilim diye böyle kendi kendinizi savunmaya da geçmeye gerek yok. Çünkü zaten siz öyle değilsinizdir. O öyle diyor diye siz öyle olmazsınız. Tüm mesele bu aslında. Yani Doğru. problemin ondan kaynaklandığını bilmek. Övdüğü zaman da övmesine tav olmamak, yerdiği zaman da onunla alakalı sıkıntıya düşmemek en önemli yapacağımız şeylerden bir tanesi. Mümkünse tabii ki uzaklaşın. Ama bazen ailede uzaklaşamayacağımız insanlar olabiliyor. Mecburen ilişki kuracağımız. Yani sınırlı ilişkiler kurmak, mecburen kuracaksak da. Ve kendi iç dinamiklerimizi sağlam tutmak çok önemli. Bütün Doğru. kişilik bozukluklarında. Devam edelim. Gelen sorularınız var. Sizden gelen soruların cevaplarını reklamlardan sonraya saklıyorum sevgili izleyenlerim. Gelen Öyle birkaç mi? sorumuz Sorular var çünkü. Var. Peki. Evet. Şimdi borderline'dan sonra histrionik kişilik bozukluğu. Şimdi bu nasıl bu, bir tarz? İsmi bu nasıl bir de yapı? enteresan. Böyle nasıl diyeyim? Daha tiyatral bir kişilik bozukluğu bu. Ne demek istiyorum? Farkında değiller ama yine Farkında soracağım bunu. değiller tabii ki. Evet. Böyle sürekli dikkat çekme çabasında olan insanlar. Böyle muhteşem allı pullu kıyafetler. Aşırı derecede yani. Çok abartılı makyajlar mesela kadınlar için söylüyorum. Erkekler için çok böyle hani kendisini de aşan arabalara bir şekilde ulaşma, telefona ulaşma. Ya da böyle onların fotoğraflarını çekip ya da kendi fotoğrafınızı sürekli gibi. çekip çekip böyle sosyal medyalarda paylaşmak. Evet, Bu da gibi. Onlara giriyor mu peki? Yani dediğim gibi dönemselse sorun yok. Hani ara ara bunu yapabilirsiniz. Ama genel olarak böyle hani aşırı derecede dikkat çekme. Mesela fiziksel görüntüsüyle alakalı sürekli bir tedirginlik içerisindeyse kişi. Sürekli yani hani bunu hayatını bununla neredeyse döndürüyorsa bu hakikaten çok sıkıntılı. Mesela gene borderline'da da ve bu histrionik kişilik bozukluklarda da borderline'da söylemeyi unuttum. Hani cinsellikleriyle alakalı da böyle çok yoğun cinsel ilişkiler de yaşarlar bu insanlar. Hani böyle sadece eşleriyle değil böyle saçma sapan insanlar hiç düşünmeden yani dürtüsel davrandıkları için düşünmeden yanlış ilişkilere de çok rahat girebilirler. Meyiller diyorlar. Evet. Gene aşırı duygusal ve dramatik tirler. Virgül atmak istiyorum efendim. Kaldığımız Tabii. yerden devam edelim. Tabii Kısa ki. bir reklam aramız olsun. Reklamların hemen sonrasında sizlerden gelen sorular ve konumuzun devamıyla inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Evet, reklamların hemen sonrasında programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ve son bölümdeyiz. Sohbet kısmımız birazcık kısa olacak bu şeyde süreçte. Klinik psikolog Esra Coşkun bizimle birlikte. Diyoruz ki kişilik bozuklukları, gelen soruların cevaplarını vermeye başlayacağız ama aklımdayken söyleyivereyim istiyorum ben. Dün biliyorsunuz özel günlerden bir tanesiydi. Her gün diyor, hocamın da kulakları çınlasın, her günde bir gün var canım, yani hangi birini kutlayacağız diyorlar. Sevgililer günüydü. Şimdi sevgililer günü dediğimizde ikili ilişkiler aklımıza geliyor direkt ama bence bir güne bu tarz özel günleri, anneler günü, babalar günü, birçok günümüz var özel günler ama her gün bence onların günü olsun. Ve sadece sevgili olarak değil, bence sevdiğiniz herkesin gününü o özel günlerde kutlayın. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Onları kaybetmemek adına, hayat kısa çünkü. Bununla ilgili neler söylemek isteriz? Yani illa sevgilimiz olacak da sevgililer günü kutlayacağız demiyoruz tabii diye ki bir ama şey o yok. günlerde madem ki var, bütün sevdik ne bileyim ablanızı, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi, çok sevdiğiniz arkadaşlarınızı arayabilirsiniz, hatırlatabilirsiniz ama bir günle de sınırlı kalmasın bence bunlar. Kesinlikle. Bir de ben bundan ziyade şuna bakıyorum, yani kendi hesabımda da paylaştım. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi çok önemli. Yani Doğru. sevgililer gününde işte bizim sevgilimiz yok, bizim eşimiz yok, işte karımız, çoluğumuz, çocuğumuz ya da işte kocamız yok filan. Böyle hani hayıflandılar bazıları ama. Komik videolar filan da Aynen, döndü. aynen. Ya bunların da ötesinde hani işin komedisinin haricinde
Bence kişinin önce asıl olan ve aşk olan bence kişinin kendisiyle olan ilişkisinin gerçekten iyi olması. Doğru. Çünkü bir başkasından sürekli böyle ve tabii ki bizim ihtiyacımız var sevgi görmeye de, sevgi vermeye de, bu aşikar. Yani insan olarak buna ihtiyacımız var ama ben kendime olan sevgimden bir habersem, kendimin içindeki o zarar görmüş tarafımı sarıp sarmalayamıyorsam, bir başkasının beni sarıp sarmalaması geçici sarmalamalar olur. Çünkü o giderse gene ben böyle bomboş havada nereye oturacağımı bilmediğim halde kalırım. Daha zaten çok tüm zarar görmüş halde kalırız bence. Tabii tabii. Tüm sıkıntı burada. Onun için bu tarz günler yani benim çok literatürümde yok. Ama olanları da tabii ki bir şey demiyorum. Saygı duyuyoruz yani. Hani insanlar kutlayabilirler tabii ki ama bugünle sınırlı değil. Elbette ki kalmamalı. Biz bunun altını çiziyoruz. Günle evet. Sınırlı değil efendim. Evet. Sevdiklerinize her gün, her zaman sevdiğinizi söyleyin ve onları kaybetmemek için bir şeyler yapalım istiyoruz. Şimdi sorularla başlıyoruz. Esra Hanım'a gitmek istiyorum. Nereye başvuracağım demiş efendim. Ben iletişim numarasını size ilettim. Eşim beni aldattı ama bunu kabul etmiyor. Ailesine söylediğim için beni suçluyor. Ben daha suçluymuşum. Ne olur bana cevap verir misiniz diye de yazmış. İsim vermeyen bir izleyicimiz. Konu dışı ama... Yine de bu aldatmalar kişilik bozukluğuyla alakalı olabilir mi? Bağlayalım bir yerden. Ya olabilir tabii ki ama olmayabilir. Şimdi alttaki konjektürü bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Ne yapmalılar peki? Yani kabul etmiyorsa, bir kere şöyle bir şey var. Yani şüphe duyuyorsa, ortada bir kanıt yok ise bence hani hala da o evdeyse inanmayı tercih etsin. Çünkü ortada bir kanıt yoksa, hani sadece bir hisle ya da bir hani o altıncı his ya da bir içgüdüyle her neyse böyle olduğunu düşünüyorsa ve evinden de ayrılmıyor ise evet. O zaman ben olsam inanmayı tercih ederdim. İnanmak peki, en kolayı çünkü en rahatı. Çünkü diğer türlü kabul etmiyor ki. Yani siz de bunu siz kanıtlayamıyorsunuz. Ortada kalmışlık gene bu. En azından kanıtlanana kadar. Varsa kanıt. Varsa kanıt o zaman tamamen bu kişiyle ilintili bir durum. Yani şimdi mesela bilmiyorum belki beni eleştirebilirler ama şimdi insanlar hatalar yapabiliyorlar gerçekten. Hani bu aldatma, kadın aldatması ve erkek aldatması hiç fark etmiyor. İkisi de bence aynı. Eğer ortada böyle bir şey var ise ve kişi gerçekten çok pişman ise bu benim tamamen şahsi kanaatim. Bu kişileri bağlar tabii ki. Tabii. Ve bu pişmanlığı giderecek karşı tarafa gerçekten bunun samimiyetini söylüyor ise, samimiyetle bunları söylüyor ise, karşı tarafla da alakalı hani böyle bir geçmiş varsa ve genel olarak ilişkileri de güzel gidiyorsa bu tekrar değerlendirilebilir. Tam yani, tersi de var yalnız. Şimdi pişman oluyor, aldatıyor ama ondan da vazgeçmiyor. Pişman oluyor, evdeki bir şeyleri hissetmişse, öğrenmişse, af dilemek için her yolları deniyor, bir şekilde kendini affettiriyor ama... Diğer evet. Taraftan affetti nasılsa ben yine aynı yapacağımı yapayım yani düşüncesiyle devam edenler de var. Ya bu, çok kızıyorum buna. Bu şey tabii bu bir yalama olmuş hali aynen, oluyor. Aynen. O zaman da kişinin orada durmaması için yani ya da orada kişiyi orada tutan şey hala ne bunu konuşmak gerekiyor. Yani nedir seni hala bütün bunlara rağmen çocuklar hala sen bu evde yani. Neden duruyorsun? Çocuklar için duruyorsun ama çocuklar için gerçekten durulması sağlıklı mı sağlıksız mı? Hangi ihtiyacın karşılanıyor da hala buradasın kısmını seanslarda konuşmak gerekiyor. Peki diğer sorumuza geçiyoruz zamanımız tabii. Daraldı çünkü. Yakınlarında kişilik bozukluğu olduğunu düşünenlerin. O kişiye karşı neyi kesinlikle yapmamaları gerekiyor? Türü ne olursa olsun diye yazmış. Farkındalık yaratılması açısından soruyorum. Etik ve ahlaki bir kenarı bırakarak biz bu insanlara neden tahammül etmeliyiz? Biraz sert bir soru oldu ama lütfen cevabını verebilir misiniz diye söylemiş izleyenimiz. Ya neden tahammül etmelisiniz? Güzel bir soru. Evet. Eğer bu insan sizin çocuğunuzsa, eğer bu insan sizin çocuğunuzun babasıysa, kardeşinizse mesela... Çok güzel tahammül etme sebepleri bunlar. Annesi ise ya da annenizse. Annenizse, işte babanızsa, her neyse. Bunlar çok güzel tahammül etme sebepleri. Çünkü ayrıştıramıyorsunuz kendinizi ve bir şekilde onlarla
iyi geçinmek adına bir şeyler yapıyorsunuz. Yani buradaki bence neler yapmamalıyızın yapmamalıyızdan ziyade ne yapmalıyız? Yani kişinin kendi bireysel hayatını çok kuvvetlendirmesi. Çünkü bakın yani bir borderline kişilik bozukluğunda kişi sizi zirveye çıkartıyor ya da keyfi o sırada başka bir şey söylüyor ve sizi yerin dibine batırıyor ise, o zaman bu durumun sizinle alakalı olmadığını bilmek bile kendinize yaptığınız bir yatırımdır. Eğer bu kişi sizin mesela çocuğunuzsa, anneniz babanızsa. Doğru. Yani oradan gelen her şeyi kabullenmemek. Ya bir dakika, bu yanlış yapıyor yani. Bunun benimle bir alakası yok. Peki çok yakınımızda bağı olmayan biri ise, çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız olabilir. Bence uzaklaşmak. Bilmiyorum, akrabamız olabilir. Evet, uzaklaşmak en güzeli. Yani neden ben bunu çekeyim ki? Zaten hayatın getirdiği bana bir sürü stres var. Neden ben bunu sürekli bununla uğraşayım ki? Geçebiliyorsam, eğer onu hayatımdan bir şekilde uzaklaştırabiliyorsam, uzaklaştırmayı ben olsam tercih ederim. Peki, önerileri de aldık ama konumuz yetişmedi. Yarım kaldı. Evet. Dedik ki acaba yetmezse süreye dolduramazsak demiştik ama konu başlıkları o kadar çok ki dedim ki yetmeyecek, süre yetmeyecek. O halde 2 hafta sonra, yani haftaya değil ondan sonraki pazartesi inşallah Esra Hanım yine bizimle birlikte olacak. Konumuza da kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz. Sizden gelen sorularla tabii ki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Efendim, bugünlük programımızın sonuna geldik. Sözümüz sağlığa diyoruz. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde yine birlikte olacağız. Şimdi çok güzel bir köşemizde güzel bir spor faaliyeti ekranlarınıza gelecek. Efendim, röportaj köşemize doğru ilerliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Değerli izleyenlerimiz, bu güzel köşemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel köşemizde biraz spor diyeceğiz. Goodfellas Bilardo Spor Merkezi'ndeyiz. Ve salonumuzda verilen hizmetler hakkında ve Bilardo Sporu hakkında detaylı bilgilerimizi firma yetkilimiz Şahin Bey'den alacağız. Nasıl bir spordur, kimler oynayabilir, bunun eğitimleri için neler yapmak gerekir gibi soruların cevaplarını alalım istiyoruz. Efendim, biz unutmuşuz, yıllar geçmiş üzerinden. Çok iyi değildik ama en azından oyun amaçlı birazcık vakit geçirmek, zamanımızı iyi değerlendirmek açısından eskiden oynardık. Unutmuşuz. Biraz antrenman yapalım. Evet, sevgili izleyenlerimiz, Bilardo Spor hakkında bilgilerimizi almaya başlayacağız. Ama öncesinde firma yetkilimiz Şahin Bey'i biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Sonrasında burada vermiş olduğumuz hizmetleri şöyle birazcık anlatalım ve hemen ardındansa merak ettiğimiz soruların cevaplarını almaya başlayacağız. Efendim, merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormadım. Bizler deyiz, teşekkür ediyoruz. Önce sizi tanımak istiyoruz, sonra merkezimize vermiş olduğumuz hizmetler hakkında bilgiler verelim. Sonrasında diyeceğiz ki belki eskiler biliyordur, meraklıları biliyordur da bilmeyenler, ama merak edip de yerini nasıl ulaşacaklarını bilmeyenlere Bilardo Sporu hakkında bilgilerimizi aktarmaya başlayalım. Evet. Ben Konyalıyım, 35 yaşındayım. Aşağı yukarı 20 yıla aşkın zamandır bu oyunu oynuyorum. Tabii şimdi her bilardocunun içinde bir güzel bir salon açmak, güzel bir mekan açmak vardır. Bunu bu şerefe nail olanlardan birisiyim. Şanslı görüyorum kendimi bu konuda. Kaç senedir bu sporla uğraşıyorsunuz peki? Lisanslı oyuncusunuz aynı zamanda. Aşağı yukarı 20 yılı bulmuştur bu oyuna tanıştığım vakit. Bir 15 senedir de lisans olarak bir oyunu oynuyoruz yani. Spor anlamında oynuyoruz. Peki, merkezimiz haliyle pandemi döneminde merkezlerimiz, spor salonlarımız ve merkezlerimiz kapalı. Hizmet veremiyoruz belki ama lisanslı olan oyunculara sanırım federasyonumuz izin verdi. Evet. Şimdi bunun hakkında da bilgilerimiz. Aynen. Şimdi en başında bilardo bir spordur. Bilardo salonları da çoğunluğu, Türkiye'de büyük bir çoğunluğu spor salonu mahiyetinde faaliyet göstermektedir. Şu anda pandemi döneminde spor salonları açık ama özellikle genelgede bilardo salonları diye ayrıldığı için bir dönem kapalı kaldık.
Bu federasyon ve başkanının yoğun çabaları sayesinde Spor Bakanlığı ile görüşüp lisanslı oyuncuların turnuva takvimine hazırlanabilmeleri için bize bir esneklik sağlandı. Şu dönemde sadece lisanslı oyuncuları ağırlayabiliyoruz. Onlara hizmet verebiliyoruz ve antrenmanlarını gerçekleştirebiliyorlar. Harika. En azından antrenman çalışmalarımızı gerçekleştirebilmemiz gerekiyor. Turnuvaya az mı kaldı bu arada? Turnuva takviminde normalde Ocak ayında il şampiyonaları gerçekleşecekti. Ama salonlar tam olarak faaliyete geçmediği için bu biraz daha sarkacak gibi duruyor. Mart ayında Türkiye şampiyonaları, Nisan ayında da Avrupa ve Euro Tur organizasyonları gözüküyor. Ama tabii salgının gidiş seyrine göre bu değişiklik gösterebilir. Umarım bir değişiklik olmaz ki bilardoya tekrar dönebiliriz inşallah. Şimdi bilardo hakkında bilgi almak istiyoruz. Nasıl bir spordur? Lisanslı bir oyuncu olmak için neler yapmak gerekiyor? Yeni yıla girmeden önce lisans işlemleri direkt olarak federasyon bünyesinde halledilebiliyordu. Federasyona başvuru yapılarak, sağlık beyanında bulunarak halledilebiliyordu. Ama şimdi bütün branşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde lisans işlemleri toplanmaya başladı. Bundan dolayı sadece Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden hangi branşta faaliyet göstereceğinize dair beyanı gösterip oradan çıkartabiliyoruz. Çok zahmetli bir işi yok. Lisans çıkarmak kolay bir işlem. Federasyon bilardo gov.tr federasyonun sitesi üzerinden başvuru yapıp oraya 50 lira ücret yatırıp tek bir cüzi bir miktar, yani burada oynayacağınız 1-2 saatlik bir oyun ücreti. Bir fotoğraf ve bu kadar yani. Sadece sağlık beyanında kendiniz sahip oluyorsunuz. Peki eğitimleri nasıl almaya başlayalım? Eğitimleri yani bizim bünyemizde salonumuzun oyuncusu olan profesyonel oyuncular var. Onlardan yardım alabilirler. Ben kendim direkt olarak yardımcı oluyorum. Gelen arkadaşlara sorduklarında her şeyi elimden geldiğince bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yani o konuda hiçbir sıkıntılar olmasın. Yeni başlayacak arkadaşların. Burada elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaten bilardo, şunu da belirteyim. Bilardo salonu açmak bir bilardocunun hayalidir. Bilardoyu seven adam yapabilir bunu. Bilardoyu aşık bir adam yapabilir. Şimdi burada kaç tane masamız var? Burada 8 tane pool masamız var. Pool masası da cepli bilardo olarak geçer. Yani delikli olanlara cepli bilardo olarak geçiyor. Delikli olmayan masalarda da karambol, eskiden karambol masası olarak geçerdi. Şimdi 3 bant masası olarak geçiyor. Ya zaten bilardonun içinde kaç çeşitleri var şimdi tabii. Biz burada sadece cepli bilardoya hizmet veriyoruz. 3 bant masamız yok. Sadece cepli bilardoya hizmet veriyoruz. Yani eğlence bakımından da bence en güzel oyundur yani. Güzel, verim vakit geçirmek anlamında söylüyoruz. Çünkü bu sporu hani oyun olarak algılayan ya da bir para karşılığında oynanan bir oyunmuş gibi algılayanlar da var. Bu yanlış algıları şöyle bir yıkalım istiyoruz. Bu bir spordur, spor dalıdır ve eğitimleri için lisans almanın ne kadar kolay olduğunu aslında anlattı Şahin Bey. Ve bunun için eğitimlerini almak için de buraya, salonlarımıza, merkezlerimize gelerek kısa bir sürede eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Kesinlikle. Yani hiçbir İlgi güzel, güzel. Yani bilardo eskiden tabii bilardo kahve sporu olarak, kahve oyun olarak geçiyordu. Kahvelerde oynandığı için aileler biraz daha şüpheli bakıyordu bilardoya. Ama şimdi spor, bu tamamen bir spor. Yani rekabet, psikoloji, yani her şeyi barındırıyor bu yani. Fiziksel bir oyun değil ama kenarda otururken rakibe hiçbir müdahalede bulunamazsınız. Yani orada hiçbir şansınız yok. Hata yaptığınız zaman orada oturuyorsunuz. Orada tekrar kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Nerede hata yaptığınızı unutup kendinizi yenilin. Masaya geldiğinizde en iyi performansı sergilemeniz gerekiyor. Yani psikolojik anlamda çok zorlayıcı bir oyun.
Evet sevgili izleyenlerimiz, İlhan Bey ile sohbetimizi burada devam etmek istedik. İlhan Bey'i hatırlayanlar, bir şöyle geçmiş haftalara bir ilerleyelim. Çok güzel bir program yapmıştık. Psikolog yazar İlhan Özdemir bizimle birlikte. Hem bilardo hakkında bilgilerimizi alalım, hem de bu tarz sporların hayatımızda bize sağlayacağı katkılar neler? Onlar hakkında bilgilerimizi aktaralım istiyoruz efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz salonumuza da. Ben söyleyeyim şunu da, bu verdiğiniz hizmet çok güzel bizim. Gerçekten biz bu işin spor olduğunu, salon spor olduğunu hep söylemeye çalışıyoruz bütün platformlarda. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz size. Öte yandan hani tükenmişlik sendromu konuşmuştuk ya sizin programda da. Genelde insanlar birçok şeyler deneyip ama ufak ufak deneyip sonra da ben ne yaparsam yapayım olmuyor, hayattan zevk alamıyorum falan gibi bana tekrar geliyorlar. Veya danışanlarımdan böyle şeyler duyuyorum. Şunu söylemek istiyorum yani. Mevlana'nın dediği gibi işte alemden kasıt insandır diyor. İnsan bir alem. Bu insan da alem bir şeyleri belli bir süreçte yaşaması zaten onun ayrı kulvarlar açıp zihnini rahatlatan şeyler. Onun için de bir spora başlayıp hani belli bir süre geçiren insanın birazcık iş hayatından veya evdeki o buhranlı zamandan daha farklı bir versiyona geçmesi için kısa bir mesai yapması gerekiyor. Onun için de bu spor zaten 1-2 ay uğraşıldığı zaman böyle biraz aşk duygunuzu uyandırıp artık evet 2-3 top da atabiliyorum arka arkaya falan dediğiniz zaman o zaman kendini biraz tanıtan, hani biraz yelpazeli bir spor aslında öyle. Birkaç hafta sonra kendini gösteren, biraz çekingen bir spor diyeyim. Nazlı. Evet, nazlı bir aşk yani. Onun için de biz de buraya geliyoruz mesela, çay kahve içmeye buraya geliyoruz. Oynamasak bile bir oynayan arkadaşımızı izliyoruz. Yeni bir şey görüyoruz falan, zevk alıyoruz. Herkese tavsiye ederiz yani. Stresimizden uzaklaşıyoruz. Tabii ya, yani illaki bir yeri kapatıp başka bir bölümü açmak beyinde şart ya. Onun için de işte hiç bilmediğim bir yere gideyim, çok değişik bir kahve içeyim yetmiyor yani. Hani keşke o kadar küçük şeyler, dokunuşlar hayatımıza çare olsa ama biraz daha böyle içine gireceğimiz, hem şehir merkezinde bulabileceğimiz, yazın kışın hani kapalı alanda oynanan, çok da bizi terletip de hani duşa gitme zorunlu olan sporlara hep böyle erteleriz ya, işte yıllık yazılırız da gitmeyiz falan böyle. Bu spor biraz daha bu anlamda kolaylığı olan bir spor, daha da ekonomik bir spor. Yani bütün genç arkadaşlara da, orta yaştaki insanlara da hayatlarında böyle bir bölüm açmalarının ciddi faydaları olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Efendim röportajımız burada sona eriyor ama iki lisanslı sporcumuzun güzel bir bilardo oynayışına şahit olalım.